11 Eylül saldırılarından beter. New York'ta virüsle mücadelede ön safta yer alan Dr. Steve Kaspidis, yaşananları bu sözlerle anlatıyor. Ülkede salgının merkezi haline gelen New York eyaletinde on binlerce vaka var. Dr. Kaspidis, salgının hafife alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. İnsanlar geliyor, entübe ediliyorlar, ölüyorlar. Bu sürekli tekrarlanıyor. Sistem her yerde kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Kızım Brooklyn'de tıp öğrencisi. Bugün yoğun bakımda çalışmaya başladı. Dün gece uyuyamadım. Çok ürkütücü. 11 Eylül saldırılarından beter. Her yaştan insan hastaneye geliyor. Ben gencim. Virüsü kapmam. Ölmem yanılgısına düşmeyin. Her yaştan insanlar geliyor. Solunum terapisti olan Doron Goldman Barkan, çok ciddi bir salgın var. Evde kalın uyarısı yapıyor. Sokaklar tehlikeli. Unfortunately it might get to situation you have to pick and choose what you're gonna do, how you're gonna do. Sürekli seçim yapmak zorundayım. Çok hasta geliyor. Kurtulamayanlar oluyor. Onlara bağlanan makineyi sonra başkalarına bağlıyoruz. Bu baş edilmesi zor bir durum. Ciddi bir salgın var. İşi şakaya almayın. Evde kalın. İtalya'da can kaybının en yüksek olduğu Lombardiya'da bir hastanenin yoğun bakımında çalışan ve virüs kapan hastalara müdahale eden doktor Giuseppe Foti'nin de uyarısı aynı. Hayır, burada korkmuyorum. Burası tehlikeli değil. Dışarısı daha tehlikeli. İtalya'nın başkenti Roma'da yeni açılan virüs hastanesinde de yataklar hızla doluyor. Hastanenin direktörü Antonio Marchese'nin özellikle gençlere uyarısı var. Gerçek şu ki virüs tüm yaşları etkiliyor. Çok saldırgan. Herkes çok dikkatli olmalı. Sadece yaşlıların veya bağışıklığı zayıf olanların etkilendiği tamamen yanlış bir düşünce.